Ulan ben ne bir kadınım. Allah belamı versin benim. Yemediğin dümen kalmıyor. Gene de seni affediyorum ya. Gene de Cengiz diyorum. Ulan sen benim çocuğumu öldürmeye kalktın be. Gene de tamam dedim be. Yine de sesimi çıkarmadım. Tepemizden Necmiler geçti. Gene de sesimi çıkarmadım herif. Neler yaptı be? Ha? Öldür ulan beni. Öldürecek misin şimdi? Öldür ulan. Ha? Sen öldür. Gidelim sen. Öldür beni Cengiz. Öldür, öldür. Sen ol öldüren. Anladın mı? Necmi mi dedin sen? Necmi ne yaptı sana şöyle? Ne mi yaptı? Necmi yapacağını yaptı Cengiz. Oho! Geçmiş olsun. Siz yoktunuz ki buralarda. Cengiz gelir beni kurtarır. Aman dedim, korktum sonra dedim ki bu adamı öldürür Cengiz dedim be. Sustum be. Evet dedim adama. Yap dedim be. Senin için sana inanan ciğerimi s**tım lan. Ben de ciğer yok be. Ciğerimi sök, öldür ulan beni Cengiz. Ha? Söyle bakayım. Necmi ne yaptı sana şöyle? Yoksa bu Hasan Necmi'den mi? Saçmalama. O senin oğlun. Nasıl böyle bir şey söylersin? Cengiz! Maalesef çok sık karşılaştığımız bir durum bu. Peki bir şey yapamaz mıyız? En azından çocukların güvenliği için. Dilerseniz görevli arkadaşlardan rica edelim. Bir ziyaret edip kontrol etsinler evdeki durumu. Peki bunun bir yaptırımı olur mu sonrasında? Yani hızlı karar verip yanlış bir adım atmak istemiyorum da. Olabilir ama şöyle yaparız. Şimdilik resmi işlem başlatmayız. Arkadaşlardan görüş bildirmelerini rica ederiz. Sonra da ona göre değerlendiririz durumu. Ne dersiniz? Daha iyi olur. Şu kapıya baksana. Oğlum ben... Tamam. Dur, dur Hasan. Annen evde mi kızım? Bir çağırır mısın anneni? Oğlum dur be. Benim annesi ne var? Biz sosyal hizmetlerden geliyoruz. Çocukların yaşam koşullarının değerlendirilmesi istendi bizden. İçeri girebilir miyiz? Okula gidiyor musun? Hı hı.
Kaça gidiyorsun? Göster bakalım elinle. Hasta mısın peki? Yok değilim, ben gayet iyiyim. Kasan da öyle değil mi olsun? Biz kardeşimle çok iyiyiz. Okula gitmemişsin ya, ondan sorduk. Ya bugün tatil. Ne tatili? Kafa tatili. Okullarda var ya çocukların birkaç gün okula gitmeme hakkı, onlardan biri işte. Necmi! Nerede lan o ayarsızı? Sen kimsin lan? Edip! Nerede oğlum? Oğlum bana bu herifin yerini... Ya başlatmayın oğlum kendinizden! Bana herifin yerini söyle oğlum! Ne yapacağım lan bu adam? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım oğlum? Geberteceğim ulan. Oğlum geberteceğim ben bu herifi. Yani dediğim gibi maddi imkansızlık söz konusuysa, çocuklar için de uygun yaşam koşulları sağlanmıyorsa çocukların bakımını devlet üstlenebiliyor. Geçici ya da kalıcı olarak bu hakka sahip. Dilerseniz kendi rızanızla da çocukları teslim edebilirsiniz. Bu sizin açınızdan çok daha iyi olacak. Zaman içinde ebeveynler yaşam standartlarını yükseltebiliyorlar. Yani çocuklara uygun bir ortam sağlanırsa çocukları geri almak için tekrardan kurumunuza başvurabilirsiniz. Tamam be. Car. 2 saattir konuşuyorsunuz. Ha bitti diyorum, ha gitti diyorum. Bitmek bilmedi konuşmanız ya. Hadi kardeşim. Çocuk mucukmuş, hadi. Fakat çocukların iyiliği için. Ne çocuğun iyiliği için ya? Tut şunu. Hadi kardeşim, hadi. Hadi dışarı, hadi yallah. Benim kızım iyi, çocuklarım iyi, her şey iyi. Vermiyorum çocuklarımı. Allah Allah. Allah'ım ya. Cesedimi çiğnersiniz, ancak öyle veririm çocuklarımı. Şunlara bak. Ciğerimi söker anca öyle alırsınız, hadi. Yine de bir kurumumuza uğrayıp... Bır konuşuyor hala. Allah bir çene vermiş, gerisini koy vermiş ya. İnanamıyorum ya. Dur Hasan. Hasan şimdi sen burada dur. Şimdi sen bekle, ben hemen geliyorum. Çocukların hali perişan. Zeynep Hanım haklıymış. Hem de nasıl. Yazık. Bir şey mi çektin yavrum? Aslında... Çekinme, söyle. Yurda gidersek kardeşimle beraber mi olacağız gene? Hadi diyelim öldürdün Necmi'yi. Ne olacak sonra ha? Katil olacaksın. Necmi mezara, sen içeri. Ne oldu? Cengiz namusunu temizledi. Aklını kullan oğlum, aklını. Bak ben senin yerinde olacağım. Hem o p***'den kurtulurum, hem de o karının cezasını keserim. Hatta üstüne bir de para kazanırım. Nasıl olacak o iş? Hani senin şu oğlan, Hasan mıydı adı? Ha. Tamam işte. Bunu satacağız. Satacağız mı? Kime oğlum? Orası kolay. Geldim şimdi geliyorum. Yardım edeyim. Aa, ay hoş geldin, hoş geldin. Ay dur. Ay ay Allah. Zeynep anne uyuyor ama hani ona geldin herhalde. Yok, seni görmeye geldim. Thank you.
Ben aşırı tepki verdiğimi farkındayım. Özür dilerim. Sonuçta Turna öldü yalanını söyleyen sen değilsin. Senin de yapabileceğin bir şey yoktu. Olsun, sen de çok üzgündün. Sorumlusu sen değilsin ama. Sen yine Hasan'a ve Turna'ya kol kanat germeye çalıştın. Her zaman yaptığın gibi. Sen bana küsmedin ya. İlk defa, uzun zamandır ilk defa derin bir nefes alabiliyorum. Bir de ben alabilsem o derin nefesi. Her şey yine boşa sarıldı. Aynı. Dün gece... Ne oldu dün gece? Hasan... Oğlum bu ne ya? Ne yedin sen ya? Of! Melek! Gel şunu altın değiştir. Melek! Melek! Ah yavrum ya. Peki bu çocuk esirgemedekiler bir şey yapabiliyorlar mıymış? Çok ilgilendiler, dinlediler. Dinlediler sağ olsunlar ama... işte ya eğer çocuklar çocuk esirgemeye verilirse... yani evlatlık verilebilirler. Aa, Turna da kardeşinden ayrılabilir. Neden? Ay tabii ya. Hasan küçük, onu daha önce alırlar. Turna da kardeşinden ayrılırsa çok üzülür. O yüzden biraz daha beklemelerini istedim. Beklemek de bir işe yaramaz ki. Çocuklar perişan halde. İşte Şule eğer kendi isteğiyle götürürse oraya bakılması için... o zaman evlatlık verilmezler. Ya çok zor. Şule'yi az çok tanıyoruz. Ama bildiğini okur. Kimsenin lafıyla hareket etmez o. Yani senin dediğin gibi çocukları vermez o. Şule arıyor. Alo? Nerede Melek? Ne demek nerede? Ya ne yaptın sen benim çocuğuma? Yine yok ortada. Nerede bilmiyorum ki ben. Ya kıvırma lafı bana ya. Nereye götürdün çocuğu? Sen götürdün tabii. Şule, Melek benimle değil. Bu yandaki komşuya falan bak. Belki oraya gitmiştir. Ha bir de akıl veriyor ya. Gerizekalı. Dur oğlum, daraldım ya. Dur. Ay daraldım. Dur. Oğlum ağlama işte, bir dur. Dur şimdi. Geleceğim ben. Ay hiç anlamadım. Gidip baksam mı? Ay, ne yapsam bilemedim ben şimdi. Dur. Ay kapı çalıyor, ben açayım. Dur biz düşünürüz şimdi. Geleyim ben. Dur ya. Bekle. Yok. Ayrılacağız biz. Hayır olmaz öyle şey. Olur mu bebeğim? Olmaz öyle şey. Olmaz, üzülme. Üzülme. Tuna. Tuna. Dokunma bana. Dokunma. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Gitme. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir bu cadıdan fırça yemediğim eksikti. Ne biçim annesin? Sana ne be ezik?
Kesin Zeynep karısı aldı kızı. Kesin. Cengiz ne yapıyorsun? Ganimetten payımı alıyorum. Velevinin Allah cezasını versin. Ulan sen beni boynuzladın kızım. Sen el alemim, kendi çocuğum gibi kucağıma bıraktın lan. Değil o, senin çocuğun. Nereden biliyorsun, nereden uyduruyorsun? Ha? Sen demedin mi herif bana yapacağını yaptı diye? Biliyorum işte, biliyorum Cengiz, ne yapıyorsun ya? Biliyorsun, bir bildiğim bir şey var. El alemim doyurayım diye önüme koymadım. Cengiz tamam, katılacak çocuk ağlamak. Tamam bırak, geri bas. İkinizi de gebertirme. Söyle. Benim İlyas. Anlaştım herifle. Görüşeceğiz bugün. Sen tamam mısın? Tamamım. Neredesin ulan? Bir sus Allah'ın cezası be. Oğlanın sesi mi o? İyi ciğer var maşallah. Nayne konuşturmuyor ki. Alayım diyorum işte. Bu var ya, gözümün önünden ayrılma fena yaparım ha. Tamam, nereye getireyim? Bir dur, pazarlığı edelim hele ya. İşleri hazır mısın zaten? Tamam Paranın ucu görünsün, o zaman vereceğiz velidi. Bak uzatmayın tamam mı? Elimden bir kaza çıkarmadan bitirin bu işi ha. Bitecek, bitecek. 2 saate buluşuyoruz. Adres atarım ben sana, tamam? Tamam, kapa. Kimdi o? Sana ne lan? Sen şu velidi sustur önce. Cengiz, bak bu çocuğa bir şey olursa çok pişman olursun. Kızım sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır, tehdit etmiyorum. Bu senin kendi oğlun ve kendi oğluna bir şey yaparsan bunun vebalini ödeyemezsin. Kızım sen merak etme. Tam tersine ben kâr edeceğim bu veletten, kâr. Ama hele şu veletle bir kaçmaya kalk şöyle. Seni de onu da mundar ederim. Anladın mı? Ayağı yaralı çocuk içine girdi. Yok ya. Ben gideyim bir arabayla bakayım. Dur dur, ben de ceketimi alayım. Dur bekle. Yok, burada bekle de belki geri gelir buraya. Ben nasıl bekleyeyim Zeynep? Şu komşuların adı neydi? Ha şey, Aysel Hanım. Onları arasam belki oraya giderse haber versin bize. Tamam tamam, ben ararım. Ben acaba polisi mi arasam? Ben bir bakayım sokaklara, bulamazsam ararım. Hayır yok yok, hayır sen arama. Ha, yok ben ararım. Gerekirse ben ararım, tamam. Tamam o zaman, haber veririm sana. Tamam tamam, hadi bekliyorum. Hadi. Çok pardon. Burada bir kız çocuğu gördünüz mü acaba? Yani geçtim buralardan koşarken falan, bu kırmızı paltosu var. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Siyah sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Toplantıya girmeden bir sesini duyayım, uğur getirsin demiştim. Neyse, çıkınca ararım, ayrıca da öperim. Seni arıyor. Anan kapılara kadar geldi. Gönül teyzen arayıp soruyor seni. Bir şey mi var? Sen nerelere gittin? Ha? Yok bir şey Aysel teyze. O suratın öyle demiyor ama. Hasan ağlıyor. Benim gitmem lazım.
sen? Oğlum, ailem var. Bak abla geldi canım, abla geldi canım. Ha şükür buldun evin yolunu. Neredeydin sen? Kardeşim uyurken ben de dışarı çıkayım dedim. Nerede şunun hırkası ya? Nereye koydum? Bak şurada anne. Nereye gidiyoruz? Sen bir yere gitmiyorsun. Gözleriyle görmüş mü eve girdiğini Tuna? Görmüş, görmüş. Hemen beni aramış zaten sağ olsun. Çok yardımcı oluyor çocuklara Aysel Hanım. Ama benim içim yine rahat değil. Ben gözlerimle görmek istiyorum. Ay ne olursun sabırlı ol, ne olur. Şu Turna'nın inadı bir bitse. Şimdi gideceksin evde, belki de Şule var. Bütün bunlardan seni suçlayacak Turna'nın gözü önünde. Yine sen suçlu olacaksın. Ama onu kardeşiyle ayırmaya çalıştığımı düşünüyor. Ya dayanamıyorum benden nefret etmesine ya. Ne olursun sabırlı ol. Kardeşini kimsenin almadığını görecek. Anlayacak o zaman. İşte o zaman gidip anlatırsın. Şu bezleri de koy çantaya. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Yardım edeyim sana. Çantayı taşıyayım. Çekil Melek. Hadi vedalaş kardeşinle. Hadi kızım. Hayır. Hayır demedim, hayır, hayır. Hayır. Nereye götürüyorsun beni? Yurda götürüyorum Melek. Anladın mı? Yurda götürüyorum çünkü ikinize birden bakamayacağım artık. Hayır, hayır. Anne. Hayır anne. Zeynep öldürmüşsün zaten. Zeynep öldürmüşsün. Evet Zeynep öğretmen. Her şey başımıza onun yüzünden geldi. Ver şimdi bana çocuğu hadi. Hayır ne olur götürme onu anne. Melek lütfen. Hayır Hasan, Hasan, Hasan. Tamam Melek hadi yeter. Hayır, hayır Hasan. Anne götürme, o daha çok üzüm, lütfen, lütfen. Anne, lütfen beni affet. Tamam, bak zaten ben istersen para da alırım. Çalışır para kazanırım, söz veriyorum. Hasan. E tamam o zaman. Cengiz, tamam mı? Ha? Okey miyiz, anlaştık mı? Tamam anlaştık ya. Anlaşmadık mı? Dediğim gibi, paranın yarısını önden alırsın, kalanını da çocuğu teslim edince. Eyvallah. Biz sizin bu işteki uzmanlığınızı biliyoruz zaten. Ahmet Bey de gelince söyleyecektir. Bu işte mutabık olursak diğer otel zincirleri için de sizinle anlaşma yapmak istiyor. Biz isterseniz turlamaya devam edelim. O zamana kadar gelirler kendileri. Güvenlik merkezimiz burası. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Görüntüler burada 24 saat kaydediliyor ve izleniyor. Kaç kameranız var? İçeride 100. Dışarıda bahçe ve girişler dahil 60. Bir de yola bakan cephede geniş açılar var 16. Yani 176 alıcı gözümüz var. Şunu zoom yapar mısın? İzninizle. Sinan Bey patron gelecekti. Ne oluyor ya? Neyin peşindesin lan sen, ha?
Ne işin var senin o herifin yanında? Ya ne diyorsun komiser eskisi? Ne adamı ya, hangi adam? Az önce yanındaki o pislik heriften bahsediyorum. Ya saçmalama, ne diyorsun ya, gidiş. Bana bak, o çocuklardan birinin kılına zarar gelirse seni gebertirim. Allah Allah. Ne yapacaksın? Göster marifetini, ne yapacaksın? Bana bak, o çocuk dükkanının yanında seni bir daha görürsem... Ne yapacaksın komiser, ne yapacaksın? Ha? Sen önce o çocuk hırsız karının pisliğini temizle lan, hadi. Allah Allah, geçti o günler Sinan Efendi, geçti. Sen artık polis bile değilsin be. Belki benim canımın 10 kuruşluk değeri yok ama senin canını çok pis yakarım bak. Bir cinnete bak ha. Canımı yakacak kadar cesaret olanın sonuçlarına katlanacak kadar olacak. Elinden gelen ardına koyma. Çocuklara bir şey olmaması lazım Caner. Cengiz'den her şey beklenir. Kesin satacak çocukları. Amirim için rahat olsun, bana güven. O aracı pislik radarımızda zaten. Bundan böyle Cengiz'in de ensesinde oluruz. Sen hiç merak etme amirim. Caner, biliyorsun yani bu iş resmi değil. Ben de artık senin amirin değilim. Sen benim hep amirimsin. Hocamsın. Ayrıca çocukların hayatı söz konusu. E memuriyeti yaksam ne olacak amirim? Senin orada işim hazır değil mi? Hazır, hazır. Ama mülakata geçmen lazım. Anne. Hasan'ı geri mi getirdin? Nerede lan anan? Hasan nerede? Yok. Ne demek yok kızım? Konuşsana lan, ne demek yok? Ne yaptın Melek'i? Nereye soktun? Melek odana git. Kapıyı da kapat. Kime diyorum? Şşş, götürdüm. Nereye götürdün kızım? Yurda bıraktım. Ne demek yurda bıraktım ya? Ne demek yurda bıraktım? Geberteceğim bak şöyle seni. Gebert ulan! Gebert o zaman! Kendi çocuğunu satma diye gittim yurda. Ulan vallahi yalana doymuyorsun. Hala beledi bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ki gözüm önüme aksın, senin çocuğun diyorum ya. Akacak zaten. O iki gözün önüne akacak, o çocuğu buraya getirmezsen. Ben seni gözden öreceğim sonunda. Bitti artık, gelemez. Verdim imzayı, kendi rızamla bıraktım. Ne demek bitti lan? Ha, şikayet mi ettin beni? Polisleri mi saracaksın yine başıma? Ya ne polisi saracağım senin başına ya? Bakamıyorum dedim, alın dedim. Hemen aldılar zaten. Ben seni geberteceğim şöyle. O çocuk yarın bu eve gelmezse ben seni geberteceğim. Hadi bakalım. Turna'nın senden nefret edeceğine hiç inanmıyorum ben abla. Kardeşinden ayrılacağı için korkmuş belli ki. Beni senden ayıracak olsalar ben de çok korkardım. Ya çok öfkelenirdim. Ona bir anlatabilsem kendime. O kadar üzülüp ağlamasına dayanamıyorum. Bence Gönül teyze haklı. Biraz zaman geçsin. Biraz sakinleşsin Turna. Ya evet biliyorum. O bana ne kadar kızsa da ben ondan asla vazgeçmeyeceğim. O benim kızım. Tekrar kazanacağım kalbini. Turna'nın başına gelen en iyi şeysin sen abla. Sen onun kahramanısın biliyorsun değil mi? Kimmiş bakalım o kahraman? Hı? Hoş geldin. Hoş geldin. Tabii ki sensin. Kim olacak başka? Ablamın kahramanı. Bak sen, neye borçluyuz bu iltifatı? İltifat değil, gerçek. Ne zaman ihtiyaç duysa yanındasın. Aylarca başında bekledin. Sabırsa sabır, destekse tam destek. Vallahi her kadında bir Sinan abi lazım şu hayatta. Durucum abartmasak mı? Ha? Az bile söylüyor. Neyse hadi ben çıkayım. Yoksa nazar değdireceğim. Görüşürüz. Ne yapıyorsun Melek? Sen kıyafetlerini yıkıyorum. Yarın gelince temiz giydireyim diye. Kesin kirletmiştir üstünü. Gelmeyecek Hasan yarın. Tamam. O zaman öbür gün gelince giydiririm.
Öbür gün de gelmeyecek. Ondan sonraki gün de gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Bunu kafana sok, tamam mı? Ama Cengiz abim gelecek dedi. Cengiz abinin bir alttan haberi yok. Unut artık Hasan'ı. Doğmamışsa. Ben öyle yapacağım. Ama niye? Cengiz abim istedi diye Hasan gelmeyecek mi? Onun derdi başka. Onun derdi başka Melek. Ben kardeşimi istiyorum. Eğer Hasan'ı buraya getirmezsen ben giderim buradan. Saçmalama Melek. O zaman ben de senin çocuğun olmam. Hani biz Hasan'la kardeştik. Biz beraber büyüyecektik. Niye aldınız kardeşimi benden diye? O daha çok küçük, kimsesi yok onun, yok. Yeter. Hasan ismini duymak istemiyorum artık. Tamam. O zaman Hasan'ın gelene kadar ben senin yüzüne bakmayacağım. Bakmayacağım. Bir daha senin kızın olmayacağım. Yüzüne bile bakmayacağım Hasan gelene kadar. Bir daha sana anne demeyeceğim. Keyfin mi kaçık abi? Yok be kardeşim ya. Mekanımızı bir parlatalım dedik ya. Fena mı ettik? Ayıp ediyorsun abi. Gel. Acaba senin cepheden bir gelişme var mı abi? Ya sen o işi olmuş bil. Yarın bilemedin öbür gün bu iş tamam. Sahi mi? Yaşa be abi. Oğlum. Cengiz abimizi boş bırakmıyorsun ha. Patronu olur kendisi. Hayırlı olsun abi. Eyvallah, hadi bakalım hadi. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Ha. Cengiz bir sıkıntı var. Nuri aradı. Ne sıkıntısı lan? Nuri kim oğlum? Nuri yok mu lan alışveriş ayarlayan? Biraz önce aradı, bu iş yattı dedi. Nasıl yattı lan? Bunu emniyete almışlar. Ayağını denk al filan demişler. Bu da bir şey dememiş ama korkmuş belli. Kimi taktın lan peşine? Senin yüzünden biz de gideceğiz okkanın altına. Bana bak İlyas. İlyas abi, Necmi abi. Neyse konuşuruz hadi. Necmi abi geldi. Necmi mi dedin sen? Necmi ne yaptı sana şöyle? Ne mi yaptı? Necmi yapacağını yaptı Cengiz. Oho! Geçmiş olsun. Evet, yemeğimiz hazır, masamız hazır ve
sosumuz da hazır. Sosu hazırlamışsın. Evet, hazırladım. Salatayı da ben mi yapsam acaba? Hı? Niye? Ya baksana dalgınsın, şimdi bir yerini keseceksin. Turna'nın sana öyle söylemesi seni üzdü. Farkındayım, haklısın da. Ama söylemiştim sana, biraz zamana ihtiyacı var. Yani her şey yoluna girecek. Ya koca sözü diyorum sana, bak çok büyük bir sözdür ha. Hadi gel sen otur, ben yaparım salatayı. Gel bakalım. Bana 2 dakika verirsen sana hayatının en güzel salatasını yapacağım. Tamam, ben en iyisi üstümü değiştireyim. Alo anne. Zeynep'ciğim, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi işte, idare eder. Zeynep, bir şey mi oldu? Oldu anne ama konuşmak istemiyorum şimdi. Daha sonra anlatırım. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim ben. Sadece seni özledim. Yarın uğrarım yanına. Tamam. Tutmayayım ben seni. Bak. Konuşmak istersen ben buradayım, biliyorsun değil mi? Tamam anne. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sinan hadi, nerede kaldın? Geldim. Nerede bu tişört ya? Ya bu kadın yine Zeynep'in tarafına mı koydu benim tişörtleri acaba? Bu ne? Emin misin? Evet. Yüzüm ondan fazla bile sürdürdüm bu yalanı. Kızımı korumak için yaptığım bir şey onu yıkacak bir şey haline dönüştü. Anne, kendine eziyet etme lütfen. Evet, ablam ilk öğrendiğinde çok büyük bir tepki verecek ama sonra biz neyi neden yaptığımızı anlatacağız ona. Hayır Gamzeciğim. Bunu ben tek başıma yapacağım. Neden? Bu bir hataysa biz birlikte yaptık anne. Ben başından beri biliyorum gerçeği. Bu yalanı söyleyen benim. Bütün sorumluluk benim. Ne senin ne de Sinan'ın bildiğini öğrenmeyecek Zeynep. Ama anne bak. Gamzeciğim. Bu hiç kolay bir konuşma. Söyleyeceklerim ablanı alt üst edecek. Ve benden uzaklaştıracak. İşte o zaman siz yanında olmalısınız. Büsbütün yalnız kalmamalı. Sinan hadi, nerede kaldı yemek hazır? Nereden buldun o hediyeyi? O kadar da iyi sakladığımı düşünmüştüm. Ne güzel şeyler yazıyor bunda. Yazar tabii. Çok uğraştım o doğum günü notu için. Beni benden iyi tanıyıp dostum olduğun için, her düştüğümde elimden tuttuğun için minnettarım. İyi ki doğmuş benim sevgili kocam. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Belki daha fazlasını düşünüyorum ama ancak bu kadarını yazabildim. Ne oldu? Çok saçma. Bunlar bizim başımıza gelmemeliydi. Biz böyle bir çift değiliz. Anlamadım. Nasıl değiliz? Zeynep, benim sana bir şey söylemem lazım.
Ben Tuna'nın yaşadığını aylar önce öğrendim. Anlamadım ya da yanlış anladım. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Oldu işte. Yani hep söylemek istedim ama bir türlü söyleyemedim. Nasıl söyleyemedin? Neden sakladın? Her gün bunu söylemek istedim ama... Ama ne Sinan? Ama ne? Ama ne? Tuna'yı bulursam seni unutacağımdan mı korktun? Zeynep. Bir insan böyle bir şey nasıl söylemez ya? Ne kadar üzüldüğümü görmüyor muydun? Yanımdaydın. Nasıl yaptın bunu? Neden yaptın? Ya neden yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın? Tuna'yla paylaşmak istemedin değil mi beni? Tuna'yla paylaşmak istemedin beni. Kızımın peşinden gidersem seninle evlenmeyeceğimi düşündün. Zeynep, lütfen fırsat ver. Ne fırsatı ya? Ne fırsatı? Günlerin, gecelerin, ayların vardı bana gerçekleri söylemek için. Şimdi ne fırsatından bahsediyorsun sen bana? Ha? Senin yüzünden kızımı kaybettim ben. Bu hayatta en sevdiğim insan Turna benim. Senin yüzünden nefret ediyor benden. Nasıl yapabildin bana bu kötülüğü? Sen nasıl bir bencil insansın ya? Söylenmesi gereken her şey söylendi. Ben gideyim. Bence de.